Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size kabak dolması tarifi vereceğim. 4 tane kabağımız, 1 yemek kaşığı salçamız, yaklaşık 150 gram kadar kıymamız, 1 tane kuru soğanımız, 1 tutam dereotumuz, üzerini kapatmak için 1 adet domatesimiz, 1 çay bardağı yıkanmış ve süzülmüş pirincimiz, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, 2 diş sarımsağımız, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı da karabiber. Baharatları tamamen kendi zevkinize, arzunuza göre, damak tadınıza göre kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben bu baharatları tercih ettim. Hadi bir an önce tarifimize başlayalım. Öncelikle kabaklarımızın şu baş kısımlarını ve altlarını şu şekilde alıyoruz. Daha sonra bir çatal yardımıyla veya sizin varsa patates soyacağınız tırtıklı bu şekilde çizikler atıyoruz. Dilerseniz çizik atmayabilirsiniz de. Direkt de yapabilirsiniz. Daha sonra ben ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde yaklaşık aynı eşitlikte. Ve bir tatlı kaşığı veya çay kaşığıyla, varsa sizin dolma açacağınız, onunla şu şekilde ortasını açıyoruz. Çok fazla dibine indirmeden. Evet. Şu şekilde tüm kabaklarımızın içlerini oyuyoruz. Gördüğünüz gibi tabanı açılmadı. Ben bu şekilde kabaklarımın içini oyup hazırladım. Kabakların içinden çıkan iç malzemeyi de daha sonra mücver yapmak için kullanacağım. Bunun da videosunu çektiğim zaman sizlerle paylaşacağım. Bunu bu şekilde kenara alıyoruz. Şimdi iç harcımızı yapmaya başlayalım. Tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz sırasıyla. Kıymamız. Pirincimiz. Kuru soğanımıza. Dereotumuza. 2 diş sarımsağımız. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Bir yemek kaşığı domates salçamız. Ve baharatlarımızı ekliyoruz. Tuz, nane, pul biber, karabiber, kimyon ve sumak. Ve toz kırmızı biber. Elimle yoğuracağım. İyice tüm malzemeler birbirlerine harmanlanması gerekiyor. Evet, malzememizi bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra dolmalarımızı, kabak dolmalarımızı dolduruyoruz. Çok fazla aşırı doldurmayın. Üzerine domates de kapatacağız. Taşma yapmaması için ve içinin güzelce pişmesi için 2 tatlı kaşığı kadar
şekilde. De tamamını doldurdum. Bu şekilde yuvarlak yuvarlak üzerlerine domates kapatacağım. Dolmalarım bu şekilde ağızlarına domates kapattım. Ve daha sonra şöyle bir su bardağı suyun içerisine yarım yemek kaşığı salçayı eritiyorum. Ve bunu dolmaların üzerine boşalttım. Tencereye üzerinin sosunu koyduktan sonra suyumuz kaynayana kadar yüksek ateşte, suyumuz kaynadıktan sonra da kısık ateşe alıp kabak dolmalarımız pişinceye kadar bekliyoruz. Şimdi dolmalarımı ocağa alıyorum. Piştikten sonra servis aşamasına geçeceğim. Dolmalarımız bu şekilde pişti. Servis tabağına aldım. Üzerine şekilde ben sade yoğurt koydum. Siz arzunuza göre sarımsaklı yoğurt da ilave edebilirsiniz. Biraz da sosundan gezdiriyoruz. Tarifimiz bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Umarım videomu beğenmişsinizdir.